Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere şöyle güzel bir model göstereceğim. Çok basit, örmesi zevkli bir model. Bayan örgülerinde ve bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Şimdi modelim şöyle 11 ilmekten oluşmakta. Aralarda 2 tane ters ilmeğim var. Yani 13 ilmek ve katları olarak hesaplayacaksınız. Son olarak da 4 ilmek ilave ediyoruz. Modelimin arka tarafı da bu şekilde. Örgünün arka tarafında tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Modelimizi örgümüzün ön tarafında kuruyoruz. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numara şiş kullandım. Siz öreceğiniz örgünüze göre şişinizi de ayarlayacaksınız. Şimdi küçük bir parçada sizlere göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bakın. Modeli bir tanesine kuruyoruz. Diğerini düz olarak örüyoruz. Bir sonraki model kurulumunda ise düz olan yere model kuruyoruz. Modelin üstüne de düz örüyoruz. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ben iki tane model olarak gösteriyorum. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi bu tarafa aldım. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada 11 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane düz ilmeğimi ördüm. İpimi bu tarafa aldım. Aradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Şimdi burası düz olan kısım. Buraya model kuracağız. Şimdi birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi yönünü çevirdim. Sağ tarafa doğru İki ilmeği birlikte tutuyorum. Bakın şöyle ikinci ilmeğin arka tarafından şöyle iki ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimin yönünü çevirdim. Tekrar sağ tarafa doğru ikinci ilmeğimin arka tarafından her iki ilmeği birlikte tutuyorum. İki defa eksiltme yapmış oldum. Şimdi bir tane aşur doladım. Bir ilmek ördüm. Bir ajur doladım. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir ajur doladım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Üç tane tekli ilmek ördüm. Tekrar ajur doladım. Şimdi ilmeğimin yönünü çevirmeden iki ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte tutuyorum. İki defa eksiltme yapmış oldum. İpimi bu tarafa alıyorum. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. Şimdi ipimi bu tarafa alıyorum. 11 tane ters. Burada çünkü ters ilmeklerim var. Bu 11 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Burada 2 tane düz ilmeğim var. 2 tane düz ilmek ördüm. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. 11 tane ters ilmeğimi örüyorum. Dediğim gibi örgünün arka tarafında tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Modelimizi sadece örgümüzün ön tarafında kuruyoruz. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım.
İpimi bu tarafa aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar burada 11 tane düz ilmeğim var. Bu 11 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, şöyle. Burada 2 tane ters ilmeğim var. İpimi bu tarafa aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Şimdi bir alt sıradaki yaptığımız gibi, bakın, birinci ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Tekrar birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimin yönünü çevirdim. İkinci ilmeğimi şöyle arka tarafından her iki ilmeği birlikte tuttum. İki defa eksiltme yapmış oldum arkadaşlar. Ajur doluyorum. Bir. Ajur doladım. İki. Ajur doladım. Üç. Ajur doladım. 3 tane tek ilmek ördükten sonra ajurumu doladım ve tekrar burada bakın 4 tane düz ilmeğim var. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar kalan 2 ilmeğimi de birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa aldım ve kenardaki ters ilmeklerimi ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şöyle. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar burada 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. 11 tane ters ilmeğimi örüyorum. İlmek sayım az olduğu için kamerayı aç kapa yapmadım arkadaşlar. Tekrar 2 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım ve 11 tane ters ilmeğimi örüyorum. İki tane düz ilmeğim ve kenar ilmeğim. Şimdi arkadaşlar modelimizin bu kısmını tamamladık. Şimdi model yer değiştirecek. Bu sırayı da göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada 11 tane düz ilmeğim var arkadaşlar. Birinciyi örmeden aldım. İkincinin yönünü çeviriyorum. İkinci ilmeğimin arka tarafından her iki ilmeği birlikte tuttum. Tekrar birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkinci ilmeğimin arka tarafından bakın şöyle her iki ilmeği birlikte tuttum. Şimdi ajur doluyorum. 1 ajur doladım. 2 ajur doladım. 3. 3 tane tek ilmek ördüm. Tekrar ajur doluyorum. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İpimi bu tarafa aldım ve buradaki 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi buradaki model olan kısma da düz örgümüzü yerleştiriyoruz. Buradaki 11 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Aynı şekilde arkadaşlar bakın 1-2 sıra ajur sıram var.
Aynen burada da iki sıra olunca tekrar modelin yerlerini değiştiriyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın gerçekten çok güzel, çok zarif bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.